taklidi yaparak. Şimdi Şanlıurfa'ya geçiyoruz. Ağzına sağlık Mehmetciğim. Şanlıurfa'dan bir 4.5G yayınımız varmış. İsmail Çanak Şanlıurfa'dan bize bildiriyor. Bakalım neler anlatacak bizlere. Tarih Sarıkaya, neler anlatmayacağız ki? Şu anda acının başkenti Şanlıurfa'dayız. Derya nasıl Yanımızda oldu? Yanımızda da Şanlıurfa'nın belediye başkanı Nihat Çiftçi var. Ve çok ilginç bir festival yapmışlar. Urfa İsot Festivali, acının en tatlı hali sloganıyla yola çıkmışlar. Önce bir seyircilerimize bakın, bir selamlayın isterseniz onları. Evet, ondan tabii, sonra sizin da vasıtanızla Peygamberler Şehri Şanlıurfa, Şanlıurfa'nın güzel mutfak müzesinde, Büyükşehir Belediye'mizin mutfak müzesinden gönül dolu selamlar, saygılarımızı iletiyoruz. Mutfağın müzesi olur mu demeyin çünkü burası Şanlıurfa. Şanlıurfa'da Şanlıurfa deyince akla yemek geliyor. Şanlıurfa deyince akla isot geliyor. Hemen arka tarafa da bakıyoruz. Çok güzel bir hazırlık yapmışlar. En güzel sabahlar isotla başlar diye. İsotla başlıyor mu gerçekten en güzel sabahlar? İsotla başlıyor. İsot gerçekten fırına gönderiliyor. Fırında isotlar pişiriliyor. Daha sonra isot salçasından yumurtalı bir karışım var. O yapılıyor. Yani kahvaltıda İsotlu ürünleri olduğu için en güzel sabah isotla başlar sloganımız öyle. Şimdi bu isot festivali dedik. Bunun ilki, ben tebrik ediyorum. Gerçekten bu Şanlıurfa'ya mal olmuş bir olayın festivalini yapmışsınız. Bence iyi bir fikir. Nasıl ortaya çıktı bu fikir? Onu öğrenelim. Yani bir isot dediğimiz, yani biber her coğrafyada var. Her ilde, her ülkede olan bir şey. Ama isot Şanlıurfa'ya has bir olay. Bu topraklarda yetişiyor. Geçmişine baktığınızda 7000 yıllık bir ürün. Baharat olarak 7000 yıldır dünya ölçeğinde kullanılan bir baharat. 7000 yıldır var mı bu? Var tabii. Şimdi hikayesine gireceğim. Düşünün, yani çiğ köfte yemeğinin ana ham maddesi. Mutfağın birçok 60 tane yemeğin çeşit olarak yemeğin ham maddesi. Of, Şanlıurfa mutfağından yer alıyor. Bağımlılık özelliği var. Sağlığa birçok etkisi var. Sağlığa yararlı mı? Tabii yararlı. Yani mideyi rahatlatıyor. Mide acısını giderir. Romatizmal hastalıkları önlüyor. Sindirimi kolaylaştırıyor. Şekeri dengeliyor. Böyle. Ey uyan Türkiye'm. İlaç varmış burada. İlaç, ilaç. Bu i̇laç, saydıklarınız ilaç. Gerçekten ilaç etkisi. Antibiyotik etkisi var. İnanılmaz bir olay yani. Net söylüyorum. Yani antibiyotik etkisi bilimsel olarak, yani bunu bilim adamları araştırılarak sağlık alandaki uzmanlar söylüyor, bunu ben söylemiyorum. Siz isotun çiğ köftenin bir kere tescilini yaptırmıştınız herhalde. Evet, evet. Şimdi köfte, isotu da mı yaptırdınız? İsotun da tescilini yaptık, çiğ köftenin de. Bu isotun tescili çünkü isot festivali gösterelim olduğu için. Gösterelim hemen kameraya. Evet, isot tescili, Sanayi Bakanlığımız patent tescilinde isot tescilini sağlamış durumdayız. Çiğ köftenin de tescilini sağladık. Tüm coğrafi ürünlerimizi, işaretli ürünlerimizin hepsinin tescil başvurusunu sağladık. Yani şimdi anlamayan vatandaşlar için soruyorum. Tescil şu mu demek? Yani Şanlıurfa, çiğ köfte deyince Şanlıurfa akla gelecek. İsot deyince zaten akla geliyordu da. Tabii tabii. Tescil demek şu. Bu coğrafyada, bu topraklarda, bu şehirde bu ürün ortaya çıkmıştır. Bu şehirden yayılmıştır. Dolayısıyla bu şehre ait olduğuna ilişkin ilana çıkılmıştır. İlanda hiçbir kimsenin itirazı olmamıştır. Ve dolayısıyla yapılan araştırmalarda bunun Şanlıurfa'ya ait olduğu tescil ediliyor. Adıyaman ve Gaziantep'te itiraz etmemiş yani. Hiç kimse itiraz etmemiş. Öyle bir durum var. Etmemiş. Edemez Atkonu falan. Sahip. Şanlıurfa'ya az yani. Siz bu arada böyle bir isotu da böyle hemen yakaya da iliştirmişsiniz. Bugün evet, evet. İsot her yerde. Kadın destek merkezlerimizde böyle el ürünleri, çok güzel kursiyerlerimiz bir işletme. Şimdi belki yakın illerden gelecek vatandaşlar vardır. Şu anda Uyan Türkiye'm hafta sonunun en çok izlenen sabah haber programı. Evet, evet. Çevre illerden bu İsot Festivali'ne gelmek isteyecek vatandaşlar olabilir. Ne bekliyor bu festival kapsamında? Hızlı bir şekilde onları anlatalım. Hemen 11.30'da güzelce bir esnafla buluşuyoruz. Kortej yürüyüşü var. Daha sonra saat 12.30'da Barışçı Hanı'nda tarihle müzik ve İsot konulu resim yarışmalarının yapıldığı bir açılış gerçekleştireceğiz. Saat 14.30'da İsot'tan yapılan yemekleri şöyle gelen misafirlerimize servisini gerçekleştireceğiz. Saat 16'da yine mutfak müzemizde İsot yarışması yapılacak. Yani nasıl en yarışma? İsot, İsot bir serüvenden geçir. Her evde, her kadının
gerçekten maharet kattığı bir ürün. Yani öyle çok fabrikasyon değil, yani ev yapımı dediğimiz el ürünü. Hemen. El ürünü yani pul biber. Pul biber haline gelmiş olan isot birçok aşamadan geçiyor. Önce tarlada toplanılıyor. Sonra yıkama işleminden geçiyor. Sonra parçalanılıyor. Tohumları ve sapları alınıyor. Daha sonra güneşte kurutulmaya bırakılıyor. Nem dediğimiz yani küf dediğimiz o küfü alınıyor. Daha sonra renklendirici işlemlere tabi tutuluyor. O da nasıl? Demlendirme işlemi. Güneşte demlendiriliyor. Çay gibi demleniyor. Yani. Aynen öyle. Renk, iyi renk aldıktan sonra bu defa parçalanılıyor, döğütülüyor. Daha sonra elekten geçiriliyor ve toz pul biber haline geliyor. Ne zor işlemlermiş bunlar. Bir de yağlanması var. Zeytinyağından tamamıyla yağlanılıyor. Şimdi bu işlemleri herkes aynı özellikte yapamıyor. Dolayısıyla isot yarışması bundan çıkıyor. Bir şey soracağım. Şimdi Ankara'da mesela tuzunuz bitti. Gidip karşı komşudan tuz istiyorsunuz, şeker istiyorsunuz. Buradan da... Urfa'da isot öyle vermezlermiş, öyle diyorlar. Karşı komşuya kendi isotunu vermiyormuş. Yani burada şöyle, onu o kadar şey yapmayalım. Urfalı misafirperverdir, Urfalı yardımseverdir. Ama şudur, yani ciddi söyleyeyim. En fazla mutfağında önemsemiş olduğu baharat isottur. Yani isotu, çünkü neden? Yani yıl içerisinde, özellikle kış aylarında sıra gecesi kültürü var. İşte evin reisinin arkadaşlarıyla birlikte sıra gezdiği, muhabbet ortamı oluşturduğu, sofra açtığı birçok yeme şeyler oluyor, dönemler oluyor. İşte ev kadını buna hazırlanmak için en önemli biberini, yani en önemli isotunu o güne saklıyor. Her zaman vardır böyle bir köşede. En iyi isot en... ayrılıyor mu? Tabii. Çünkü çiğ köfteye lezzeti isot veriyor. Kaliteyi isot veriyor. Yani çiğ köftenin isotu kalitesizse hemen net belli ediyor ve o tadı alamıyorsun. Bizim Urfalıların, Şanlıurfalıların dediği Urfalı köftenin, yani o çiğ köftenin tadını alamıyorsunuz. Bugünkü konumuz isot. Çünkü isotun festivali var ve acının en tatlı hali sloganıyla evet, yola çıkmışlar. Acının en tatlı hali. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. işte en güzel sabah. Burada isotla başlar. Bu isotların da büyüğü de var. Hemen şurada kameraman arkadaşım Mücahit Yılmaz'dan rica ederim. İsotlar bir el sallasın bakalım onlar da. Bunlar festival için herhalde böyle. Festival için şimdi saat 11.30'da bugün başlayacak birazdan. Yani 1,5 saat gibi bir zaman var. Şöyle esnafımızla, gençlerimiz, kadınlarımız Şanlıurfa el ele güzel bir şekilde sokağa döküleceğiz. Tarihi mekanlarda kültürün başkenti, kültür şehri Şanlıurfa'da ve evler için çok önemli olan bir baharat, tüm kültür işlemlerinden geçen isot festivalimizle buluşacağız. O zaman şimdi Uyan Türkiye'mde böyle seyircilerimize bu isot evet, festivaliyle evet, ilgili şeylerimiz, bunu yiyip uyanmamak mümkün değil zaten herhalde. O, öyle. gelmek isteyen vatandaşlar için son sözlerinizi de alalım. Topu İstanbul'a atalım saat Sayın Başkan. Saat 20'de de Şanlıurfalı sanatçılarımız var. 6 sanatçımızı bu festival kapsamında Şanlıurfalı ile buluşturuyoruz. Çünkü isot müziğin de altyapısını oluşturur. Şanlıurfalıların sesi güzeldir. Bunun da hikmeti isot yemekten geçir. Onun için tüm Şanlıurfalı sanatçılarımızı, Şanlıurfalı kardeşlerimizi buluşturuyoruz. Halepli Bahçe'de saat 20'de başlıyor. Bugün Ferhat Köçer, Münevver Özdemir ve Sedat Anar, yarın da diğer sanatçılarımızla devam eder. O zaman Şanlıurfa'dan, İsot Festivali'nden Uyan Türkiye'm topu İstanbul'a atıyor. Biberlerimizle birlikte şöyle göstererek, Tahir Sarıkaya da acıyı çok sever. Ona da selamlar buradan. İşte çok sever Tahir Sarıkaya acıyı. Her yemeğe koyabiliriz. Afiyet olsun diyoruz. Evet, söz İstanbul'da Tahir Sarıkaya. Evet, Şanlıurfa'dan isot diyarı acı. Ben çok severim acıyı. Ben